jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ceyhun Hoca. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsuza geometrik kilit taşı kitabının konu anlatım videolarına devam edeceğiz. Bugünkü konumuz eşkenar dörtgen, tabii ki Doktrin TV katkılarıyla. Evet, eşkenar dörtgen nedir? Kısaca ondan bahsettikten sonra arkadaşlar sorularımızı çözmeye çalışalım. Eşkenar dörtgen paralel kenar ailesinin kenarları birbirine eşit olan halidir. Dolayısıyla eşkenar dörtgen arkadaşlar paralel kenarın bütün şartlarını sağlar. Yani nedir eşkenar dörtgende? Karşılıklı olarak açılar birbirine eşit ve arkadaşlar yan yana iki açının toplamı aynı paralel kenardaki gibi birbirine eşittir. Ancak eşkenar dörtgende fazladan şu vardır. Köşegenleri çizdiğinizde paralel kenarda arkadaşlar bu buna eşit, bu da buna eşittir. Eşkenar dörtgende ise yine aynı şekilde bu buna eşit, bu da buna eşit. Ve arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda karşılıklı olarak bu şekilde açıortay, bu şekilde de açıortaydır. Tekrar söylüyorum, paralel kenarda sadece köşegenler birbirini ortalarlar. Eşkenar dörtgende hem köşegenler birbirini ortalarlar, hem köşegenler dik kesişir, hem de karşılıklı olarak açılar açıortaydır diyebiliriz. O halde şekilde verilenlere göre şekil bir eşkenar dörtgen ise x kaçtır diye sormuş. O halde ilk yapacağım şey buraya a yazmak, buraya a yazmak. Ve ben ne biliyorum? Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit. O halde bu bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla buradan baktığımda taban açısı 2a ise buraya da 2a diyebilirim. Hemen sonrasında şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açıya eşittir kuralını kullanmak istiyorum. Yani 2a ile a'yı toplarsam 48 olacak. 2a ile a'yı topladım. 3a 48. A buradan 16 geldi. A yerine arkadaşlar 16'yı yazdığımda hemen şurada üçgende açılardan şöyle b açısını bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla 16 ile 48'i toplayacak olursak yazalım arkadaşlar. Buradan 64 gelecek. Bu iki açının toplamı 64 ise 180'den 64'ü çıkaracak olursak 116 kalacak. Dolayısıyla karşılıklı olarak açılar birbirine eşitse aradığımız x yanıtı buradan 116 derece olarak bulunmuş olur. Peki ikinci türümüzde ne var? İkinci türümüzde de eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesişmesi ve birbirini ortalaması var. O halde şekil bir eşkenar dörtgen ve bir köşegeni çizdiyse siz de diğer köşegeni çizin ve köşegenlerin dik kesiştiklerini arkadaşlar gösterin. Soruda bize AE 8, EC 2 vermişti. Yani AC komple 10 ise arkadaşlar. Dolayısıyla 10'un yarısı 5 bu tarafı, diğer yarısı 5 de burası olacak. İkisi buradaysa 5 olması için 3 kaldı. Peki hocam sonra ne yapacağız? Sonrasında kök 41 alıp buraya yazabilir. Kafanız karışmasın diye böyle yaptım. Daha sonra buradaki üçgende Pisagor bağıntısı arkadaşlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla isterseniz şu uzunluğa A dediğimizi varsayın. 5'in karesi 25 artı A demiştim. A'nın karesi eşittir kök 41'in karesi 41. 25'i karşıya atarsam 41'den 25 çıkarsa 16. A dediğimiz şurası arkadaşlar 4 geldi. O halde buradaki üçgene baktığımızda bu da bir dik üçgen arkadaşlar. Ve yakınen sevdiğimiz bir üçgen 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki aranılan x yanıtı buradan 5 olarak bulunmuş olur. Peki 3. türümüze bakacak olursak burada da arkadaşlar eşkenar dörtgenin hem kenar uzunluklarının paralel olması hem de açıortay olması kullanılabilir. Dilerseniz bu soruda ikisini de kullanarak iki farklı yöntemle soruyu çözmeye çalışalım. Bunlardan birincisi şu. Eğer paralelliği kullanacaksanız arkadaşlar şu uzunluğa mesela M dediğiniz varsayın. Burası arkadaşlar M olsun. O zaman netice itibariyle karşılıklı olarak iki kenar birbirine paralel olduğu için eşkenar dörtgende hemen ne yapacağız? Burada temel benzerlik teoremi yapabiliriz. Yani 2K'ya M geldiyse yazalım. Eşittir tamamı 3K'ya da 6 gelmiş. Dolayısıyla hemen K'ları götürürsek 12 eşittir arkadaşlar 3M'den. M olan şu kısmı 4 olarak bulduk. Burası 4 ise otomatikman burası da 4'tür. Devamında hemen Thales yaparız. K'ya 4 geliyorsa 2K'ya da 8 gelir. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? X dediğimiz yeri 4 artı 8'den 12 olarak bulmuş olduk. Peki hocam başka nasıl yapardık derseniz onu da şöyle göstereyim. Bir tane daha şeklimizi arkadaşlar çizelim. Burası komple 6 idi.
Burası K'ya 2 kaydı. Burayı soruyordu X. Biz ne biliyorduk? Eşkenar dörtgenle köşegeni çizdiğinizde açıortay oluyordu. O halde soruyu basit bir şekilde açıortay sorusu gibi düşünebiliriz. Kolun ayağı oranı, kolun ayağı oranı. Sadece siyah çizdiğim üçgen odaklanın. Pratik olarak K'ya kaç gelmiş? 6. O halde 2K'ya kaç gelir? Direkt 12 şeklinde yazılabilir. Ve geldik dördüncü türümüze. Burada da arkadaşlar karşılıklı olarak kenarlarının paralel olma durumunu kullanacağız. Yani bildiğiniz paralel kenar çözer gibi çözeceğiz. Tek bize katkısı ne olacak eşkenar dörtgen oluşunun? Bir kenarını 12 verdiği için ben şu uzunluğun da 12 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 12'den 3'ü çıkartırsak EC uzunluğuna 9 kalmış olur. Daha sonra kelebeği de isterseniz şöyle gösterelim. Ve diyelim ki eşkenar dörtgen olduğu için burası 12 ise burası da 12'dir. Kelebek gereği üstün 6 oranı 12 bölü x üstün 6 oranı 9 bölü 3. Direkt içler dışlar yaparsak 9x eşittir 36'dan x buradan 4 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 5. türümüze. Burada da arkadaşlar yine uzunluk hesaplayacağız. Kenar uzunlukların eşit olması bu soruda işimizi görecek. Yani bu kenarımız 13 ise otomatikman arkadaşlar bu kenarımız da aynı şekilde bu kenarımızda 13 olacak. Bunları yazdık mı soru bitti zaten. 13'ü buraya da yazdık. 13 olması için 13'ten 5'i çıkarttık. Buraya da 8 kaldı. Ve bizim sevdiğimiz bir dik üçgen 5, 12, 13 üçgenini arkadaşlar kullanacak olursak. Dolayısıyla 5 var 13 var. Buraya da 12 kalır. Daha sonra şuradaki üçgende hemen onu da isterseniz şöyle göstereyim. Burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. İsterseniz karelerini toplayalım arkadaşlar. Ama birazcık büyük sayı gelecek. Peki hocam ne yapalım? Şöyle yaparsak sanki daha da mı kolay olur? K eşittir arkadaşlar 4 demek suretiyle. 8 ve 12 her ikisi de 4'ün katı. Burası 4'ün 2 katı arkadaşlar. Burası 4'ün 3 katı yapsak. O halde Pisagor bağıntısı yaptığımızda x'in olan yeri yani şurayı bulacağız. Bunun karesi 9k kare. 4 de buradan arkadaşlar 13k kare yapar. Kök dışına da k kök 13 diye çıkar. Yani k yerine 4 verirsem 8 yani burayı. 4 verirsem 12 yani burayı. 4 verirsem yani 4 kök 13 de arkadaşlar bize x'in olduğu yeri vermiş olacak. Evet geldik arkadaşlar 6. türümüze. Eşkenar dörtgenin alanı iki türlü arkadaşlar bulabiliriz bunu. Şöyle gösterebilirim. Bir taban çarpı yükseklikte bulabilirsiniz. A çarpı h. Hatta bu size şu bilgiyi de verir. Kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu taban da a ise otomatikman buraya ait olan yükseklikte h olacak. Aynı paralel kenar gibi taban çarpı yükseklikte bulabileceğiniz gibi aynı zamanda arkadaşlar köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin alanları köşegenler çarpımı bölü 2'den de bulunabiliyor. Bunun köşegenleri dik kesiştiği için eşkenar dörtgenimizin alanı AC çarpı BD bölü 2'den bulunabilir. Bu olay eşkenar dörtgende deltoidde ve karede var arkadaşlar. Çünkü bu üçünün köşegenleri dik kesişir. Yani köşegenler çarpımı bölü 2. Peki şimdi burada ne yapacağız? Hemen ona bakalım. AC 160 vermişim arkadaşlar. AC 160 ise köşegenler birbirine ortaladığı için 80'e 80 diye yazabilirim. Bu bir. BD'ydi arkadaşlar soruda 120 olarak vermişim. BD'de 120 ise iki eşit parçaya böleceğiz. O da 60'a 60. Ben eşkenar dörtgende köşegenlerin dik kesiştiklerini zaten biliyorum. Dolayısıyla o zaman ne oldu arkadaşlar? Burada bir 6, 8, 10 üçgeni gibi düşünün. 60, 80, 100 olacak. Dolayısıyla buraya hemen bir 100 yazalım. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını iki türlü bulacağım. Bir taban çarpı yükseklik. Yani tabanım 100. Bu tabana ait yüksekliğimde arkadaşlar x. O halde eşkenar dörtgenimin alanı 100 çarpı x de bulunur. Ya da köşegenler çarpımı bölü 2. Bu köşegenim 160 çarpı. Bu köşegenim arkadaşlar 120 bölü 2. 2'ye bölsem burada 60 kaldı. 2 sıfırı buradan, 2 sıfırı buradan attık. O halde x eşittir. 16 çarpı 6'dan 96 olarak bulunmuş olur. Ve sıra geldi 7. türümüze. Evet. 7. türümüzde eşkenar dörtgende alan oranlama var arkadaşlar. Şimdi aynı paralel kenardaki mantık gibi düşünün lütfen. Bir kere köşegenler birbirlerini arkadaşlar ortalıyorlarsa. Yani siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu parçayla hocam bu parça eşit diyebilir misiniz? Bence hepiniz dersiniz. Dolayısıyla şuradan bakıyorum. Kenar ortay olmuş. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Buradan bakıyorum. Kenar ortay olmuş arkadaşlar. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman diyorum arkadaşlar
Burası kesinlikle nedir? Ağırlık merkezi. Peki ağırlık merkezinin özelliği neydi? 6 eşit alana bölüyordu. S, 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 S yazabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş olur? Evet, bütün alanımız arkadaşlar şurası açıkçası 6S geldi. Aynısı da burada 6S. Tabanlar eşit olduğu için arkadaşlar 3S'ye 3S diye böleceğiz. Dolayısıyla eşkenar dörtgenimizde arkadaşlar ABC dediğimiz alan gördüğünüz gibi 3 tane S. Peki X dediğimiz alan orası arkadaşlar 3S. Sadeleştirirsek aradığımız yanıt buradan 1 olarak bulunmuş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.